Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugün böyle bir sohbet yapalım dedik ve savunma konusunda da birçok video çeken değerli arkadaşımız Ayhan Tarakçı ile beraberiz bugün. Size daha öncesinde böyle bir röportaj videosu çekeceğimizi söylediğimizde 435 yorum ve soru geldi bu konuyla ilgili. Tabii ki hepsini sormamızın sabahlara kadar yaparız, bizi susturamazsınız bununla ilgili. Hepsini sorma şansımız yok ama bugün amacımız biraz Ayhan Bey'i tanımak, nasıl neler yapıyor, neler ediyor onları görmek ve savunma ve tabii ki havacılık ağırlıklı olmak üzere. Çünkü ben hep bana sorulduğu zaman diyorum ki ya ben tanklardan, gemilerden anlamıyorum. Uçak soracaksınız sorun. Tankın üzerindeki füze olabilir, bir şey olabilir ama uçan şeyler, uzaya giden şeyler Nasıl benim şart? orası. Tamam. O yüzden o tür konulara fazla girmeden böyle bir Havacılık. savunma sanayinin havacılık tarafında da bir sohbet yapmak istiyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkürler. Rica ederim beni davet ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim size. Ya öncelikle biraz sizi tanıyalım mı? Çünkü hep yapılan videolarla ön plana çıkıyorsunuz. Siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz? Biraz sizi tanıyalım lütfen. Ben aslında şunu baştan söyleyeyim aslında. Birçok sefer söyledim. Benim herhangi bir askeri ya da hani mühendislik konusunda bir uzmanlığım ya da hani bir profesyonelliğim yok. Tamamıyla amatör olarak, meraklı olarak çocukluktan beri meraklıydım ben. Mesela lise yıllarında ben sürekli olarak askeri dergiler vardı o zaman. Bir hani bir dönem dergiler dönemi vardı. Oradan takip edebiliyorsunuz internet öncesi çağlarda. O zamanlarda meraksam takip ederdim. Hatta da çok da güzel koleksiyonlarım duruyor yerinde. İşte 2000'li yıllar internetin yayılmasıyla birlikte o meşhur işte savunma ve havacılık forumları, Turkish Defense'ler, oralarda diğer profesyonel, yarı profesyonel abilerimizi takip ederek işler öğrenmeye başladık. Ben bir dönemde MSI dergisinde muhabir olarak çalıştım. Kısa bir dönem çalıştım orada. Donanma sistemli editörlüğü veya günlük haberlere giren biri olarak. Yani az, işin basın kısmında da az buçuk var sayılırım bir dönem. Hep merakım. Bu benim çok ciddi anlamda bir merakımdı. Ve yıllar boyunca elime getirdiğim her türlü kaynağı inceledim. Her videoyu izledim, her dergiyi aldım, her makaleyi okudum. Bulabildiğim o cinslerin her birinin peşine takılıp. Tamamıyla böyle ya bugün, işte bugün hani video yapabilir hale gelmemin sebebi 20 yıl boyunca hatta belki 25 yıl boyunca bu konuya çok ciddi anlamda ilgi göstermem ve bulabildiğim bütün kaynakları elde etmeye çalışmam ve doğru insanları da takip etmem. Hani ben bugün de öğrenme sürecine devam edeceğim. Hani oldum ben deyip bir tarafa çekinmiyorum. Herkesi takip ediyorum. İşte sizi takip ediyorum. İşte Hakan Bey'i takip ediyorum. İşte Arda Bey'i takip ediyorum. Bu konulara nedenini bilmediğim bir merakım var. Ve öğrenmek için elimden de geleni yapıyorum. Bir taraftan da öğretmen olduğum için, eğitimci olduğum için de anlatma becerim de var. Ben hep söylerim hani bir şey bilmek kadar önemli olan şey onu aktarabilme yeteneğidir. Bana eğitim fakültesi de bunu da verdi. Hani ben bir dönemden sonra şu bilgimi aktarayım çünkü biliyorsunuz bu alanın meraklısı etrafımızda pek fazla olmayan evde hanıma çocuk çocuk akrabalara arkadaş dostu anlatamıyorsunuz böyle şeyler sıkılıyorlar. Bir şekilde o bilgiyi boşaltma ihtiyacı hissediyorsunuz. Ben de işte dedim, 2013 yılında bir blog açayım dedim. Blog tuttu site oldu. Site tuttu forum oldu. Sonra insanlar dedi ki biz yani okumak istemiyoruz. Yani YouTube zamanı video çek dediler. Ben 1,5 yıl çok direndim buna. En sonunda pes ettim ve video çekmeye başladım. Oralardan da buralara geldim. Yani dediğim gibi böyle meraklı bir amatörün geldiği son nokta olabilir bu konuda. Peki hep merak edilen, bana da çok sorulur bu. Bir videoyu çekerken bir araştırma süreci nasıl başlıyor? Neler yapıyorsunuz? Ya şimdi mesela özellikle de YouTube'da bu işi layıkıyla yapmak için belli bir çalışma disiplini gerekiyor. Benim mesela aylık takvimlerim oluyor. Hangi gün hangi konuları yapacağım sıralamaya başlıyorum ve o konulara göre ben çalışmaya da başlıyorum. Hani dedim güzel bir kaynağım var benim. Eski kaynaklara bazen dönüp bakabiliyorum. Onunla ilgili son güncel araştırmaları yapabiliyorum. Bu birinci kısmı oluyor. Ondan sonra işte mesela görsel toplamaya başlıyorsunuz. Ve biliyorsunuz YouTube'da görsel toplaması çok sıkıntılı. Ve telif hatanı oluyor işte bazı sıkıntılar oluyor. Onları ayıklamanız gerekiyor uzunca bir süre. Sonra da hani neyi anlatıp neyi anlatmamanız gerektiği kısmına giriyorsun. Hani burada anlatmamak deyince şey yanlış anlıyorlar işte. Çok gizli bilgileri ayıklamaya çalışıyor. Yok öyle bir şey. Her şey açık yani. Ama hani az önce de dediğim gibi asıl mesele bunu insanlara anlayabilecekleri şekilde aktarabilmektir. Çünkü bizi dinleyen insanların çok büyük kısmı dediğiniz gibi uçak mühendisi değil. Hani pilot değil. Zaten o insanların gelip benden öğreneceği bir şey yok. Yani onlar bizi kontrol ediyorlar. Doğru anlatıyor mu anlatmıyor mu diyor. Ama benim amacım mesela meraklı gençlere bir şey anlatmak, onların heveslerini artırmak. Hani bazen çok detaya girmeden
Yani ilgini çekebilecek şekilde ana hatları konuyu olabildiğince basite indirgerken ama içeriği de boşaltmadan bir dengesini kurmanız gerekiyor. Biliyorsunuz öyle arkadaşlar insanlar bizi izlerken işte 10 dakika, 15 dakika, yarım saat izliyorlar ama onun arkada hazırı yeri geliyor bazen bir haftaya, bir buçuk haftaya kadar sarkabiliyor da. Yani o yüzden dediğim gibi hepsinde bu değil. Bazı videoları itiraf edip 3 günlük hazırlıkla da çekebiliyorum. Ama bazen de bu şey bir hafta 10 güne falan sarkabiliyor. Eskilere dönmek gerekiyor, kaynakları taramak gerekiyor. İşte bazı abilere sormak gerekiyor. Ya burada bilgi ne diye bir sormak gerekiyor. Daha sonra onu bir rahat hazmedilebilir bir paket halinde, bir hap haline getirip o şekilde yayına vermeye çalışıyorum. Ben tabii şunu görmeye başladım. Uzun yıllardır ben gazetecilik yapıyorum. Bir taraftan işte daha sonra internete taşıdık bu işi. Video ile birlikte gençlerle bir temas halindeyiz. İşte gençler ne düşünüyor, ne yapıyor, meraklılar, şunlar bunlar. Siz akademisyensiniz bir taraftan da. Birebir olarak gençleri görüyorsunuz, ediyorsunuz. Onlar yardımcı, o bakışınız yardımcı oluyor mu size videoları hazırlarken? Çok yardımcı oluyor çünkü şunu fark ediyorum. Ben ilk başlarda gerçekten böyle yani uzun uzun yaya yaya konuşma taraftarıydım rahat rahat. Fakat sürekli olarak da gençlerle de iletişim halinde olduğum için de hep pedagoji içinde olduğum için şu şöyle bir gerçek var. Günümüzün gençleri hani bizim zamanımıza kıyasla kat ve kat daha fazla uyarıcıya maruz kalıyorlar. Artık çok fazla uyarıcı var ve her şey dikkatlerini çekmeye çalışıyor ama her şey. Bu yüzden de gençler olabildiğince belirli alanlara bir seferde fokuslanıyorlar ve süreler çok kısa. Yani yarım saatlik bir video yapıp da o videonun başına 100 bin kişiyi tutmak imkansız gibi bir şey. O yüzden bu da yapmam gerekiyor. Şuna dikkat ediyorum. Videoları olabildiğince kısa ve hemen hani istedikleri bilgi olabildiğince net bir şekilde vermeye çalışıyorum. Elinden geleni yaparak bir dengeyi tutturmaya çalışıyorum. Çünkü hiç kimsenin artık yeni nesilde kimsenin size ayıracak 30-35 dakikası yok. Ben o dengeye çok özen gösteriyorum. Videoları kısa tutmaya çalışıyorum. Bir anda konular yığılmasına uğraşıyorum. Araya ufak tefek espriler sokuyorum. Çünkü genel bir konu anlatırken ben mesela eğitimci öğretmen olarak söylüyorum. 45 dakika boyunca sürekli bir konu anlatamazsınız. En fazla 15-20 dakika sonra onların çünkü dikkatleri dağılacaktır. Araya küçük esler vererek, videolarımda da bazen küçük esler veriyorum. Onu o şekilde gençlere sunmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten dikkat süreleri çok kısa. Ve bunun sebebi artık günümüzde teknolojinin de biraz etkisiyle o kadar çok uyarıcıya maruz kalıyorlar ki odaklanmaları çok zor. O yüzden de onların fazla vaktini almadan hemen bilgi olabildiği kısa bir sürede verip işi bitirmeye çalışıyor. Yani düzen böyle maalesef. Ben eminim ki öğretim görevliliği tarafı da o videoları anlatırken, çünkü ders anlatmak ayrı bir şey. Annem benim öğretmen, onun bir lafı vardır çok önemli. Der ki kapı kadar bileceksin, kapı deliği kadar anlatmak için kapı kadar bilmen gerekir. Aynen. Bunu ifade etmek, anlatmak gerçekten ifade tarzı, anlatım tarzı. Çünkü sonuçta bilgi kadar da bir performans yapılıyor videonun önünde. Anlatmak, dikkat çekmek gerçekten zor iş. Kolay gelsin hepimize. İdeal video olarak kaç dakika mesela, kaç dakika görüyorsunuz en fazla? Aslında ideal video süresi bence hani 10 dakikayla 15, maksimum 20. 20'yi geçmek çok... Zaten şey yapıp izlenme sürelerini kontrol edildiğinde bakıyorsunuz. 20 dakikadan sonra çoğu videonun izlenme oranları çok ciddi anlamda düşüyor. 10-15 dakika aralığında kaldığında hani bizimki gibi bir belli bir konu anlatan insanlar için 10-15 dakika aralığında kaldığınız zaman ideal bir süre oluşuyor. Tabii bu içeriğe göre de değişiyor. Mesela işte komedi içeriği olduğu zaman eğlen biliyorsunuz YouTube'da daha çok eğlence kanalları var. Onlarda sürenin biraz daha kısa kalması gerekiyor. Video, klip gibi 5-7 dakikada bitirmeleri gerekiyor. Hadi biz biraz daha bilgi içeri, insanlar bizim kanallarımıza hani bir şey öğrenmeye geliyorlarsa hani 10-15 dakika, maksimum 20 dakika ideal. Ama tabii ki bazı videoların içerikleri yarım saate, bir saate kadar çıkabilir. Mesela sohbet tarzı olaylar. Mesela otomobil incelemelerini uzatabilirsiniz. Çünkü orada da hani bir sohbete basabileceksiniz. Ama benim açıkçası izleyiciye bilgi vermek gibi bir amacınız varsa ideal sürem 10 dakika ile 15 dakika. Zaten biz yayıncılar olarak 10 dakikanın altına düşmemeye özen gösteriyoruz. Mecburen tabii. Bazen yapıyoruz. Yani istediğimizden değil çünkü. YouTube bize buna mecbur ediyor. Evet. Yani 10-15 arası güzeldir. Sizi tanıdık. Neler yapıyorsunuz, neler ediyorsunuz? Biraz araştırma süreci bunları konuştuk. Ve azıcık da reytingi yükseltelim video ile ilgili. Biraz savunma ile ilgili sohbet edelim diyoruz. Bir sürü soru geldi. Hani diyorlar ki işte Altay projesi ne durumda? Milli Muharip Uçak projesi ne durumda? Bunları biliyor musunuz ne zaman olacağını gibi böyle? Kimse bilmiyor bunları şu anda. Gerçekten kimse bilmiyor. Yani cevabı çok yukarılardan almak lazım.
Hani bize bir şey akmıyor. Onu söyle, dürüst olalım, akmıyor. Vallahi akmıyor. Veya savunma veya havacılık projelerinde de aynı hikayeler. Bir şey hemen bitmiyor. Son dakika bir şey çıkıyor. Bugün bir haber, ben değerli arkadaşımız İbrahim Sünnetçi'nin Defense Turkey'de yazıyor şu an. CS-30'larla ilgili bir haberini paylaştım onun sitemizde. İşte 2016'da bütün teslimat biteceği söylenmiş. 6 yıl geçmiş aradan, 2014'te ilk uçak verilmiş. Bitmiyor işte böyle havacılık savunma projeleri biraz. Dertler büyük, ambargolar geliyor, teknik yetersizlikler, şunlar bunlar. Bazen her şey oluyor, para olmuyor. Onlarla ilgili ne yazık ki o böyle bu şu ne zaman bitiyor, ne yapıyor sorularını bizleri izlemeye devam edin, gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz diye vermemiz gerekiyor. Yani havacılıkta ben şey, kusura bakma sözünü kesiyorum. Uzun olacak. Zamandan beri dikkat ediyorum, kimsenin takvimi uymuyor. 2000 yılından beri yani tam planlanan sürede ve bütçede bitirilmiş yerli yabancı havacılık projesi bilmiyorum ben de, varsa siz söyleyin. Yok. 2000'den sonra bir şey oldu, kimse bitiremiyor yani. O yüzden ben hiç takılmıyorum böyle şeylere. Gerçekten takılıyorum. İnsanlar takılıyor böyle şeylere. 2 yıl oldu, 3 yıl oldu. Normal diyorum, normal. Yani bir Amerikalıların bir CSF projesinin haline bakın. Yani o uçak ne zaman uçacaktı? 2008'in mi seri üretimi gidecekti? 2010'da mı? Yani. Nereden nerelerin mesela? Hiç takılmamak lazım böyle şeylere. Ne olacağı hiç belli olmuyor. Hemen gelip F-35'te başlayalım. F-35 gelir mi sizce Türkiye'ye? Ne düşünüyorsunuz? Ben hep şunu söylüyorum. Bana bu konuda çok fazla suçlamada bulunuyorlar. Amerikancısın diye. Ben F-35'i sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Hani tamam, bayağı böyle adam edilmesi için çok uğraşıldı uçan, ama onu bu mesela 5 yıl önceki halde ya da 10 yıl önceki halde gerçekten sorunluydu. Ve hiçbir zaman benim bu uçağın içi ısındı. Sevmiyorum bu uçağı. Ama alternatifsiz de bir uçak. Kahretsin ki alternatifsiz de NATO bloğunda yer alıyorsanız. Bu uçağın bir şeyi yok. Yani bir alternatif pek yok gibi. İşte Gripen Gripen diyoruz ama hani dışı senin içi beni yakar durum var oralarda da. Geleceğiz. Gripen konusuna ayrıca soru yapacağız. Ona geleceğiz. Ya orada olay tamamıyla hani nasıl olsa parasını verip almayacağım ya. İstediğin gibi konuşaması bende biraz orası. F-35 Türkiye, ben hep şunu söylüyorum. Türk-Amerikan işleri yıllardan beri takip etmiş, bilen bir insanım ve geçmişi de okumuş biri olarak söylüyorum. Biz bu uçakları alacağız. F-35'ler Türk Hava Kuvvetleri'ne gelecek. Ama nasıl gelecek? Tabii daha olumsuz şartlarda gelecek. Çünkü ilk başlarda biz üretici ortaklardan biriydik. Resmen uçakları satın almak için harcadığımız parayı döner sermayeden geri alacaktık biz bir şekilde. Ama büyük ihtimal sonra hazır alıcı şey olacağız. Müşteri olacak. Birkaç yıl sonra ben belki hani Amerika'daki şu seçimlerde belki Trump gider yerine Joe Biden gelir. Biden ortalığı birazcık daha sakinleştir. Hiçbir fikrim yok ama. Bir şekilde 2030 yılına kadar Türk Hava Kuvvetleri'nin içinde bir şekilde F-35'in gireceğini düşünüyorum. Hani istediğinden mi? Hayır. Sadece hani her zaman gördüğüm şey bu. Biz Amerika ile dalaşırız, sürtüşürüz, kavga ederiz ama günün sonunda hep barışırız. Ben o uçakların gireceğine inanıyorum. Çünkü bir de biliyorsunuz işte uçak gemisi diyoruz artık. Evet. Anadolu uçak gemisi diye çıkmaya başladı. Değil mi? Değil mi? TCG. Öyle maruz kala kala. Uçak gemisi. Ona da ilgili hala çok soru geliyor. Ciddi yatırımlar da yaptık bununla ilgili. Bayağı bir yatırım yaptık. Onların hepsini şu anda bir çöpe atar mı zannetmiyorum ben. F-35 gelecek. Sevmediğim o uçak maalesef bir gün bir şekilde Türk Hava Kuvvetleri'nin envantine girecek. Bir başka soru da tabii S-400 hava savunma sistemi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya S-400 aslında hani Ruslar hava savunma sistemleri konusunda Batı'ya kıyasla her zaman daha tecrübeli taraf olmuştu. Çünkü onlar Soğuk Savaş yıllarından beri hep şunun farkındadırlar. Hava üstünlüğü hep NATO'da olacak. Daha fazla uçakları olacak onlarda. Ki biliyorsunuz manga seviyesine kadar san füzelerine donatmışlar bütün birliklerini ve bu konulara daha tecrübeliler. Yani Amerika, koca Amerika yıllar boyunca bir Knight'la Patriot yapana kadar onlar S serisini dizdiler. S bilmem neden S-400-500'lere kadar. Bence iyi bir sistem S-400 hava savunma sistemi. Yüksek irtifada başarılı. Ama bazı teknik sorunlarımız var ve bazı politik sebeplerimiz var. İşte sisteme nasıl entegre edeceğiz? Hani NATO ağına entegre edemedi, izin vermediler. Bizim Türkiye'nin kendi özel radar ağı var. Ona entegre etme durumumuz var. Ama öbür taraftan da Suriye ve Libya'da da Rusya ile ciddi anlamda çatışma sürecindeyiz. Politik sıkıntılar da var ve işin sonunda anladığım kadarıyla S-400'de bir stand alone kullanacağız. Hatta bir yerde bir şey duyduk. Çok komik. Yani ciddi alacağım da değil. İşte lazımken açacakmışız, lazım değilken kapatacakmışız. Şemsiye gibi oldu. Aynen. İçimde bir his var. Düşman saldıracak. Açalım şunu diye. Yani S-400 bu hali biraz yani çok amiyane bir tabir kullanacağım ama biraz güdük kaldı. Ana sistemi entegre etmeyeceğiz. Orası belli. Ruslara güvenmiyoruz. Çünkü her an onlarla aramız tekrar bozulabilir.
NATO sistemine de entegre edeceğiz. Şimdi konu biraz şey dikotarıyoruz belki. Hani ara çözüm, gap filler gibisinden kullanılma. Hiç yok değil mi? Yani Knight füzesine, Ajax füzesine daha iyidir bir S-400. En azından açık kullanma konusunda hiç yoktan iyidir. Ben o konuda aslında size de soracaktım. Bu Eurosam konusunda belki gelişmeler olabilir. İşte Aster programına belki Türkiye'nin katılması. Ben onu daha mantıklı buluyorum. Yani Avrupa'yla da ilişkilerimiz bence yakın zamanda düzelecek. Tekrar bir bu krizden sonra, bu pandemiden sonra yoluna oturacak. Suriye'de ne olur, ne yapılır bilmiyoruz onu da. Yani. İşte Fransa'nın biraz daha böyle bir daha zora doğru götürdüğü işi, ama sonuçta biraz da money talks, para konuşacak kimi. Aynen, gibi. Her şey para. Onların da ihtiyaçları var. Pandemi sonrası para çok daha kıymetli olacak, onu göreceğiz. Çok. S-400'ler şimdilik şey, hani durumu idare etsin. Tabii öyle bir daha çalıştırmadık değil mi? Valla şeyden dolayı bekliyoruz. En son İbrahim Kalın'ın açıklamaları vardı. Amerika'daki bir video konferansa katıldı. Bir de bunu Amerika'ya karşı söylemesi de enteresan. Koronavirüs nedeniyle işte son ayarları, şunları bunları, bunlar tabii dedi gecikti bunlar, ama sonuçta o masada Türkiye'nin elinde bir önemli bir kağıt. Daha açmadık, daha dur. Hani elinde tutuyor, henüz masanın üzerine konmadı. İşte herkes karşılıklı böyle bir poker oynuyor, dönüyor dolaşıyor. Bakalım ne olacak? Ben de çok açıkçası sonuçları merakla bekliyorum. Peki, hayırlısı tabii ki. Bu tabii gap filler falan derken, Türk Hava Kuvvetleri ara bir uçağa ihtiyacı var mı? Ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi gönlüm ister. Gönlüm gerçekten. F-4'ü çok severim. F-4 benim estetik anlamda çok beğendiğim bir uçaktır. Birçok anlamda da beğendiğim uçaktır, ama yaşlandı artık. F-4'ün devri kapandı. Tamam, bizim Hava Kuvvetlerimiz sağ olsun gerçekten büyük bir özveriyle bu uçakları işler durumu tutmayı başarıyor. Modernizasyonlar, bakımlar, hani havacılık bilirsiniz, eski uçak yoktur. Bakımsız uçak vardır. Bizim o yüzden eski uçağımız yok. O konudayız, ama yeni bir uçak tabii ki isterim. Biz bunu geçenlerde yine Twitter üzerinden Arda'yla küçük bir konuşmuştuk. Hani ben orada şakayla karışık şey demiştim. Ah, keşke bir ara çözüm olarak bir 2 kilo F-15 alsak. Ne güzel olurdu işte Katar'ın aldığı gibi, ya da işte bir F-15K alsak falan. Ama tabii ki gerçek dünyada bu çok zor. Maddi sebeplerden, teknik sebeplerden ötürü. Çok büyük ihtimalle ara çözüm olarak belki hani F-15, F-16 takviyeleri yapacağız. Belki F-16'nın yeni versiyonlarını alırız. Belki ikinci el alırız. O şekilde gidecek gibi gerçek dünyada. Ve en mantıklı çözüm de bizim için bu. Hani her şey netleşene kadar F-16 filosuna takviye yapmak daha mantıklı. Ama hani gönlümden geçeni soracak olursanız, ah keşke bir 2 filo F-15K alsak, F-15 işte Silent Eagle alsak. Ben F-15'i de çok seviyorum. Hem evet. Mantıklı da. Belki Almanya elindeki Eurofighter bir yakın zamanda hizmetten çekecekmiş. Belki o Eurofighter'ın bir kısmına talip olabiliriz. Hani gönlüm bunlardan yana, ama tabii mantık çok büyük ihtimalle 3. bir uçak gelmeyecek. Onun yerine belki en fazla takviye F-16 olacak. Şey lafı var ya, hayaller Paris, gerçekler Bağcılar diye biliyoruz. Aynen, hani bu koronavirüs aynen. Sonrasında da para çok kıymetli. Nereye gidecek bu, nasıl harcanacak, ne yapılacak, ne edilecek? Valla ben de merakla bekliyorum. Çünkü herkes sonuçta şu an ekonomi dönmüyor. Herkes cebinden, yedek akçelerinden yiyor. Yıl sonu da şöyle bir virüs vergisi dendiği zaman ne olacak? Bakalım, merakla bekliyoruz. Çok sorulan bir konu da jet İHA'lar. Jet İHA yapabilir miyiz bu konuyla ilgili? Ne düşünüyorsun? Şimdi jet İHA'lar, benim bir uçak mühendisi değilim ama şimdi turboprop'tan turbofana geçmek o kadar kolay bir iş değil. En azından bizim için o kadar kolay bir iş değil. İHA'lar konusunda muhteşem bir altyapımız var. Gerçekten de hani şu an irili ufaklı, döner kanatlı, sabit kanatlı olsun, birçok İHA konusunda çok başarılıyız. Bence Türkiye artık jet İHA konusunda geçiş yapmalı, ama ben orada sanki şey görüyorum, kimse oraya bir el atmak istemiyor bir türlü. Kimse işin o kısmına girmek istemiyor. Hala işte pervaneli diyelim, hani daha basit tabiri, pervaneli motorlar. İşte ondan sonracıma yine klasik Predator tarzı çalışmalar falan üzerinde durmaya devam ediyor. Bence Türkiye jet İHA yapabilir mi? Bence jet motor İHA yapabiliriz. Zor bir iş değil. Hani bir anda süpersonik bir şey yapmamıza gerek yok. Subsonik takılsın. Yani ona uygun gövde tasarımı da yapabiliriz. Ona uygun uçağı da yapabiliriz. Bence hafif X, hani 47'ler kadar olmasa bile, hani bir Okotnik'in daha derli toplu versiyonları üzerine bazı test çalışmaları yapabiliriz. Bence Türkiye'de bu kabiliyet var. Hani neden ortaya çıkmıyor sorusunun cevabı belki hani ekonomik sebeplerden olabilir. Kimse şu anda jet motorlar için o Ar-Ge ile uğraşmak istemiyor olabilir. T'nin işte bazı motor çalışmaları var. Belki onların olgunlaşmasını bekliyorlardı.
Ya da hani aslında ben olsam beklemezdim. Yani eski F5'lerden sökersiniz ya da işte OK-37'lerin belki motorları iyi durumdadır. Onlardan birkaç tanesi ya da kullanılıyordur belki test amaçlı olarak bilmiyorum ama. Şimdi sanki orada biraz ekonomik gerekçelerden ötürü de öteleniyormuş gibi geliyor bana. Ama bence Türkiye'nin jet motoru İHA yapması konusunda öyle bir engel yok. Yani bizim o konudaki kabiliyetimizi göz önünde bulundurduğumuz zaman yapabiliriz. Yani belki iş tamamıyla dediğim gibi. Tehli bir şeylerin olgunlaşması beklemedir de bütçe meselesi. Şey gibi geliyor bana biraz da bu soruyu ben de aldığım zaman hani pervanenin üzerine hemen bir jet mi takalım? Şimdi jet motorlu insansız bir muharip uçak mı yapacağız? Yoksa hani ne bileyim Ankara'ya bir jet motor mu takıp uçuracağız? Biraz insanların kafasında onunla ilgili bir soru işareti varmış gibime geliyorum. Tabii ki bunlar nakit, vakit ve ihtiyaç. Bakalım. Bir de şöyle bir şey oluyor, onu fark ettim ben. Çoğu insan, tamam insanlar havacılık mühendisliği bilmek zorunda değiller ama hakikaten şey gibi hani telefondaki oyunlarda vardır. Arabadan çıkartırsınız, X motoru, Y motoru takarsınız araba gider. Hakikaten Ankara'dan arkadan pervaneyi söküp oraya turbo fanı takınca direkt uçacakmış gibi insanlar düşünüyor aslında. Evet, jet tabii değildir ya. Bir jet lazım buna. Takalım, hatta kanatların uçlarına da takalım iki tane roket. Fırlasın oradan taramalı gitsin. Zor işte bunlar. Bakalım gerçekten ne olacak. Bir de tabii ki Türkiye'deki savunma ve havacılık sektörünün durumunu sormak istiyorum ben. Son yıllarda epey bir projeler var. Çok fazla proje var. Ama bir yandan da bakıyoruz. Geçtiğimiz günlerde ben Kanada ile ilgili bir video yapmıştım. Şimdi Bayraktar tamam çok iyi bir İHA sınıfında, çok iyi bir İHA ekonomik. Ama bir bakıyorsunuz kamera sistemi Vescan Kanada'dan almak durumundasınız. Ve bir sürü şeyde çok ufak şeylerde eliniz sıkışabiliyor. Nasıl görüyorsunuz hani savunma sektörümüz ne yapacak, nereye gidecek? Genelde biraz daha havacılık tarafından bakarsak çok memnun olurum. Yani havacılık tarafında Türkiye diğer sektörlerde olduğu gibi çok ciddi bir büyüme içerisinde. Fakat ben bunu birkaç platformda dile getirmiştim. Bu büyüme aslında beni biraz endişelendiriyor. Çünkü hani büyük bir açlıkla her şeye saldırıyoruz. Ondan da yapalım, onu da yapalım, bunu da yapalım, şunu da yapalım. Hepsi olsun. Tamam olsun. Ben de isterim hani mikro İHA'sından işte atmosfer roketine kadar, stratosfer roketine kadar her şeyi yapalım. Eyvallah ama siz de biliyorsunuz özellikle havacılık endüstrisi çok ciddi anlamda para tüketen bir şey. Müthiş miktarlarda para gidiyor buradan. Biz her şeyi bir anda yapmaya çalışınca ben şunu da merak ediyorum. Bunlara bütçe nasıl ayrılıyor? İHA'lar yapılıyor. İşte Hürkuş var, Hürjet var, işte Milli Muharip Uçak var. Hala Milli Yolcu Uçak Projesi bitmedi deniyor. İşte yok daha gelecek, gelecek, şu olacak falan filan deniyor. Füzeler var, hava savunma, gezginler, atmacalar, hisarlar. Ya bizde bunların hepsini layıkıyla götürebilecek kadar para var mı? Çünkü bunlar çok büyük paralar. Yani bu kadar çok üretimin altından kalkabilen, dünyada benim şu anda gördüğüm bir Çin var. Onlar da yani 40-50-60 milyar dolar resmiyette, 200 milyar dolar gayri resmi olarak bu işlere para çıkartabiliyorlar. Ya da Amerika. Şu anda gerçekten her şeyi biz üretelim deyip hepsine bütçe yettirilen dünyada Çin'den başka ülke yok. Benim gördüğüm kadarıyla. Bir de tabii çıkan ürünler de hani Çin diyoruz ama bir bakıyoruz. Hani demek ki bir şeyler yoluna gitmiyor. Yeni nesil savaş uçağı projelerinde de çok büyük değişiklikler yapılıyor. İşte ikinci prototip çok farklı bir yere gidiyor. Üçüncüsü çok daha farklı. Yani adamlar da deniyor bunlarla ilgili. Hani bir batı yapısı veya Amerikan sistemlerinde bu kadar çok büyük değişiklik görmüyoruz açıkçası. Yani deniyor ve bunun arkasından bir şekilde kalkmaya çalışıyor ama işte hep bakıyoruz mesela motorda. Onlar deneme yanılma yöntemini çok yapabiliyorlar çünkü hani bunun için gerekli insan gücüne de sahipler, para gücüne de sahipler. Evet. O hani biz onlara göre biraz daha avantajlıyız hani. Batılı şirketlerle yakın ilişkilerimiz olduğu için bazı şeyler konusunda birazcık da hani anlayışı davranabiliyorlar bize bazı konularda. Ama hani ben bu kadar çok her şeyi yapalım mantığıyla hareket etmenin sonucunda hiçbir şey yapamayacakmışız gibi kalıyor. Çünkü son yıllarda dikkat ediyorum çoğu proje erteleniyor. Yani yıllardır gördüğümüz birçok şeyi görüyoruz. Hani nerede bu? Yani bana insanlar soruyor. İşte Hürkuş diyorsun, nerede diyor insanlar. Yıllardır maketi geziyor ortada. İşte hala Hürkuş'ta tam anlamıyla bir operasyonellikten bahsedemiyoruz. Hürjet var. Hürjet maket diye geziyor ortalıkta. Milli Muharip Uçak 2035 diyorum ben en iyi ihtimalle. Yani o da büyük bir elde sarılırsak böyle bırakmazsak 2035 diyorum. Bu kadar çok projeye abanırken doğru düz hiçbir şey yapamayacakmışız gibi geliyor bana. Yani bazıları böyle bir erteleme haberleri, böyle takılma haberleri, iptal haberleri falan ufak ufak bazı şeyler gelmeye başladı. O konuda bence çok ciddi anlamda bir şey
planlamaya ihtiyacımız var. Ben onda bir şeyi örnek gösteriyorum mesela. Bazı arkadaşlar ona da kızıyor ama doğruya doğru. Mesela İsrail modeli. Biliyorsunuz İsrail ekonomik büyüklüğünün farkında olarak bir savunma endüstrisi geliştiren bir ülke. Hani vakti zamanında yapıyorlardı bazı şeyler ama daha çok hani yapabilecekleri şeylere odaklanıyorlar. İşte elektronik kısmında. Mesela İsrail'den, Amerika'dan affedersin bir F-15 alıyor, kaportayla motoru alıyor sadece. Evet. Ha, bir de onlara şeyler... satıyorlar bu şekilde. Bir de o... Ha, tabii. Onları da bir şey. O da başka şimdi. O da başka konu tabii. Ama hani biz tabii ki F-15'i boş kasa alamayız ama ne bileyim belki bir JF-17'yi alabiliriz Pakistan'da. Belki hani onu da söylüyorum. Yani o konuda ben yakın zamanda ciddi bir yapılandırılma gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu tür birçok başarılı proje bir andaki bu bütçe ayarlamalarındaki da işte insan kaynağı ayarlamalarındaki hatalardan ötürü bir anda ortada kalabilir. Çok risk şu anda ben o konuda hakikaten böyle pamuk ipliği üzerine yürüyoruz diyorum ben de. Acil müdahale gerekiyor sanki. Bir de insanlarımız beklentileri çok yüksek. Yani bakıyorlar işte bu çıkmadı mı daha çıkacak da bu bir 10 yıllık araştırmayla hani bu maket daha fuarlarda göreceğiz. Çıksın hemen çıksın. Hemen çıksın, yeni kasası çıksın, üstüne taramalı takalım falan gibi böyle yaklaşımlar var ama işler detaylandıkça mesela motor mevzuna girildiği zaman çok daha uzuyor. Bir de anlatamıyoruz bilmiyorum aynı sorular geliyor mu size de. Motor konusunda hani çok, niye yapılmıyor? Niye yapılmıyor? Gerçekten. Çin yapamıyor, Rusya yapamıyor. Hani bunlardan hani, Rusya diyorsunuz bu adamlar 100 yıldır uçak yapıyorlar. Canım, yani Çinliler diyorsunuz 50 yıldır yapıyor bu işi ve ciddi anlamda para kaynakları da var. Ben hep onu da şunu söylüyorum. Bakın diyorum motor yapmak zor bir şey değil. Hakikaten YouTube'da bayağı böyle kola kutusundan jet motoru yapan adamlar var. Ya motor yapmak zor değil. Zor olan şey o uçağı platformu yıllar boyunca o havada binlerce saat güvenli tutabilecek, işte yakıt ekonomisini sağlayabilecek, sorun çıkartmayacak, hani muharebe sahasında pilotunu yüzüstü bırakmayacak kalitedeki o jet motoru yapabilmek, o gücü üretebilmek. Mesela Çinlilerin motorla ilgili en güçlü soru problemi bir türlü istedikleri gücü çıkamıyorlar. Ha, çıkabiliyorlar ama motor dayanmıyor buna. Orada çünkü bir metalürji konusunda eksiklikleri var ciddi anlamda. Malzeme konusunda ciddi eksiklikleri var. İşi orada bitiyor. Yoksa motor mu istiyorsunuz? Yapar bizimkiler de çıkıp da 60 tonluk uçağı kaldırabilecek motoru yapar. İTÜ'deki öğrenciler de yapar. Da o motor kaç saat, saati boş verir. Saat kaç dakika havada kalır? İşte o dakikaları, o saatleri binlerce saate çıkartma becerisine ulaştığınız zaman ve tabii ki bunları da ideal boyutlarda yapabildiğiniz zaman mesela ben bir dedikodu duydum. 6 için ilk yapılan prototip motor 1500 beygir çıkabildikleri motorun ağırlığı 6 ton. Diye bir laf duydum. Doğru mu bilmiyorum. Emin değilim ama şimdi bakıyorum ben direkt internete giriyorum. MTO'nun sitesine giriyorum. İşte Leopard'da kullanılan motoru EPP 1500'e bakıyorum. Aletin şeyci transmisyonsuz ağırlığı 800 kilo. Şimdi 800 kilo nere? 6 ton nere? Öyle sıkıntılar da var. Mesela çok büyük ihtimalle General Electric F-16 için geliştirdiği F-100 motorunu yani ne kadar ağırlı olduğunu bilmiyorum. Yani farazi konuşuyor. Mesela diyelim ki o ağırlığı 1500 kilo. Biz aynı gücü, aynı çalışma ömrünü, aynı kaliteyi, aynı güvenilirliği 1500 kiloda tutabiliyorsak okeydir. Zaten marifet orada. Hani motor yapmak zorun değil. O motoru yapabilmek, o kalitedeki motoru yapabilmek burada zor olan kısım. Ve o tecrübe demek ve çok para demek. Çok para. Yani 20 yılda Çinlilerin işte o kendisi U-27 ailesi uçacak motoru yapacakları günü bekliyor. Ki adamlar da bizim hani yıllık bütçemiz kadar şey para var. Askeriye harcadıkları para var ki beceremiyorlar. Yani olaya bu açıdan bakmak lazım. Genç arkadaşlarımıza tabii bunlar ders niteliğinde bu videoları seyrederken biz niye yapamıyoruz, niye edemiyoruz sorularının cevapları. Bir de tabii ki son dönemlerde farklı ülkelerle yaşanan problemler var. Ambargolar geliyor veya geciktirmeye başlıyorlar. Bunlar da projeleri çok olumsuz etkiliyor. Ben bir şeyi sormak istiyorum. İşte Türkiye'nin bir sürü dediğiniz gibi savunma projeleri var. Çok fazla sayıda var. Bunlar arasında sizi mühendislik teknik olarak böyle en heyecanlandıran hangileri? Ya şimdi benim havacılıkta İHA'larla ilgili çalışmalar çok hoşuma gidiyor ama benim asıl heyecanlandıran kısımlar füze teknolojileri konusunda evet. Çalışmalar. Çünkü o çok kritikmiş. Hani uçağı bulursunuz bir yerden. Ama önemli olan şey hani gerçekten o uçağın fırlattığı füzedir. Ben füze teknolojileri konusundaki çalışmaları gerçekten büyük bir heyecanla takip ediyorum. İşte o motor teknolojisi, katı yakıt, sıvı yakıt, bayağı kademeli katı yakıt motor teknolojisine falan geçtik diye biliyorum. Hisar'da galiba bunun, Hisar O'larda falan bunu görmeye başlayacağız. Beni en çok heyecanlandıran kısım gerçekten de füze teknolojisi. Çünkü uçağı bulursunuz bir şekilde. Yani
çok iyi bir füze yaparsınız. Gerçekten çok iyi bir havadan havaya füze yaparsınız. Müthiş bir şey olsun. İşte artık Peregrin'den belki Peregrin boyutlarında işte şey boyutu, Sidewinder kıvraklığında bir füze yaparsınız. Ama bunu siz yapabiliyorsanız bunu en için yani bir F-22'ye gelin yok. Yani F-4'e de bunu takabilirsiniz zaten. Ben o yüzden füze teknolojilerindeki çalışmaları çok heyecan verici buluyorum. Balistik füze çalışmaları, tarayıcı başlıklar, şunlar bunlar, motor. O benim en çok takıldığım yerler. Çünkü asıl nokta onlar. Mesela işte atmaca füzesi ya da işte gezgin füzesi gerçekten güzel şey. Ya da son mesela ben sonu çok beğenmiştim. Son çok hoşuma gitti. Benim çok da taktik anlamadım. Müthiş şeyler bunlar. Müthiş üstünlükler bizim için. Yani soracak olursanız açık ara farklı beni en çok heyecanlandıran füzelerdir. Güdümlü füzeler. Ya güdüm füzeler de zaten çok iyi. Ya, idare ediyoruz güdüm füzelerde. En azından kendi bakışımızı koyup doktrinde işte Bayraktar'dan Anka'dan atılan manleler veya ne bileyim farklı hava araçlarına ve kara araçlarına uygulanan cirit gibi sistemler hani bir Türk bakışını oturtmuş durumda. Umarım bunlar gelişen teknolojilerle farklı farklı SOM, atmaca, gezgin, hava füzelerimiz buraya doğru gider diye umuyorum ben. Gökdoğan, Bozdoğan bunlar asıl çok ciddi kabiliyetler bunlar. Hani bu kabiliyetlere sahip olduktan sonra ben hani en azından bir hani İsrail olabiliriz bu konuda diyorum. Yani kendi balistik füze, işte güdümlü füze teknolojimiz oturtmayı başardıktan sonra belki de hani uluslararası kamuoyundaki o ambargo vesaire gibi konulara karşı birazcık daha direnç sağlayabiliriz gibime geliyor. Ve çok böyle merak edilen bu Saab uçak tutkusu nedir? Biraz bunun hakkında bilgi alalım. Saab sevgisi nereden geliyor? Şimdi siyasi anlamda İsveçleri sevmem ben. Aslında genel anlamda milleti de gıcık olurum. Hani Kuzey Avrupa ülkesi çok böyle şeyler, medeniyetler falan filan. Bana gelmez böyle şeyler. Saab'ın uçaklarını sevmemin sebebi şu. Şimdi politik anlamda bizim için çok sıkıntılılar. Onu da biliyorum. Ama adamların çok kendilerine özgü bir konsepti var. Ben onu çok beğeniyorum. Hani yıllar boyunca bütün hava kuvvetlerini şeye göre tasarlamışlar. Olası Sovyet işgaline göre tasarlamışlar. İşte uçakların normal yolları kullanabilmesi için ona özel uçaklar tasarlanmış. Ona özel yollar tasarlanmış. Ama sadece uçakta bitmiyor. Orada böyle ağaçların arasında sürekli olarak İskandinav'da böyle geniş park alanları vardı. Uçakları saklayabilmek için vesaire. O çok kendilerine özgü tasarımı. Çok farklı geliyor bana onlar. Yani Amerikan uçağı desen öyle değiller, Rus gibi değiller, Avrupa tarzına yakınlar ama o özgünlükleri benim çok hoşuma gidiyor. En çok onlarda takıldığım şey olur. Hakikaten mesela Draken mesela fiziksel olarak çok beğendiğim bir uçak Draken. Çok yakışıklı bir uçak. Çok güzel bir uçak. Hakikaten ben milyarder olsam alırım kendime bir tane. Gerçekten alırım bir tane, binerim, gezerim. O konulardaki tasarım dillerini beğeniyorum. Mesela onun dışında Vigen var. Vigen çok çirkin bir uçak. Çok çirkin bir uçak. Ama bayılıyorum o uçağa. Pist. Hakikaten çünkü. Piste geri geri giden bir uçak. Yani ben gösterisini izleme şansına sahip olduk. İnanılmaz yani. O uçağın o cüssesi ve ya piste geri geri gitmesi etmesi, onun şovun bir kısmı olarak sunulması inanılmaz gerçekten. Yani o konularda beğeniyorum adamın uçakını, gripeni falan da o açıdan beğeniyorum. Ama gerçek dünyada bunlar bize gelmez. Çünkü özellikle İsveç, Türkiye konusunda her zaman Avrupa'nın en sıkıntılı ülkelerinden biri olmuş. Gerçekten de bize karşı hani ciddi anlamda bence patolojik bir önyargıları var. O konuda gerçekten bize böyle hani Yüzüklerin Efendisi evrindeki orklar gibi muamele ediyorlar bize o konuda. Bize karşı böyle tiksinmeleri, böyle nefretleri. Hani anlamsal ben çıkıp da şey demiyorum, yani bütün Avrupa ile aramız çok iyi demiyorum ama onlarda böyle Türklere karşı bir önyargı çok şiddetli bir şekilde var. Hani başka şartlar altında olsaydı, hepimiz kardeş olsaydık, ben açıkçası 80'lerde ya da 90'larda hani ister miydim aslında gripten? Aslında bir tarafa baktığımda çok da zannetmiyorum. Bilgi tamamen bir fantezi. Yoksa gerçekten real dünyada gripenin ya da başka bir İsveç uçağının bize geleceğini pek zannetmiyorum. O yaklaşımları ama, hoşunuza gidiyor sizin. Hani hayalle onların kendini özgü, ben şeyi çok beğeniyorum. Savunma sanayini böyle çok kendine özgü tavrı, tasarımları olan ülkeleri çok beğeniyorum. Mesela Sovyet tarzı çok beğenmemin sebebi olur. Batılı sistemlere karşı çok farklıdır. Ya da mesela ben şeyi de çok severim. Eski İtalyan askeri tasarımlarını da çok severim. O İtalyanların eski uçakları, eski zırhlı araçları var. Çok kendilerine özgüdür. Aslında duymasınlar ama Fransızların da bazı çok özel hoş tasarımları vardır. Ama tabii Fransız platformlarını övmekten nefret ederim. Gerçekten. Mesela ben Rafale inanılmaz beğeniyorum Rafale. Bence donanmaları için yapılmış en yakışıklı uçaklardan biri Rafale. Ve iyi ki de Eurofighter saçmalarına girmemişlerdi. Rafale'dan kendi başlarına devam etmişlerdi. Ama tabii ki realde istemeyim. İstemem tabii ki. Yani bir de hani
Ben hani parasını ben vermiyorum ki. Konuştu. Boş ver. Şey gibi, sonra tabii geleceklerine bakıyoruz. Mesela İsveç'in dehşet 50-60 yıllık bir jet uçak teknolojisi var ama İngiltere ile birlikte Tempest'e giriyor. Yani bitiriyor da bir taraftan. İşte. Veya Fransa'ya bakıyoruz. Fransa'da o Mirage, Rafale bilmem onları hani Dassault'un geri plana geçip Almanya ile bir uçak yapacak ve bu çok herhalde çok farklı bir şeyler olacak. Yani onlar da farklı farklı yerlere gittiğinin işin peşinden çıkıp da bir tekrar bunların havacılık kültürleri çok geniş ülkeler. Mühendislikleri çok iyi. Nereye gidecek, nereye olacak bilmiyoruz. Şimdi şöyle bir savunmadan geldik geçtik. Keyifle tabii akıyor süre de insanlara biz saat 19'da yayınlıyoruz. Bir süre sonra iftar vaktine geliyor. Biraz ben toparlamak istiyorum. Geç geçtiğimiz günlerde ben bir Instagram kanalında konuşurken sizden de cevaplar geldi. Pilot olunur mu 35 yaşında? Var mı böyle bir şey? Ya benim aslında sorumun sebebi şey hani oturup da bir tane Airbus A350 uçuracak değil mi dışarıda da? Ya da işte hava harbi okuluna katılacak falan değil mi? Belki hani ileride bir lisans alıp bir tek motorlu Cessna ya da mesela şu çift motorlu Kingair mi diyorlar? Kingair'ler. O tarz basit uçaklar kullanabilecek gibi yani hobi pilotluğu diyebilirim. Bakarsanız ileride YouTube'dan zengin oluruz. Şansımıza bir tane uçak alırız. Ne var ya Enes Batur oldu biz de oluruz. Tabii. O amaçta bu bir amaç. Parası olan anladığım kadarıyla parası olan bazı insanlar merak edip soruyor. Evet, hani evet. Böyle bir eğitim alsam hiç olmazsa küçük bir pırpır uçurabilir miyim diyenler oluyor. Eğitim alınabilir. Sonuçta havacılığın tabii amatörlüğü profesyonelliği yok. O kokpite oturduğunuz zaman o profesyonellikle yapmanız lazım. Çok meraklı insanlar var. Bu tamamen nakit döngünüze bakan bir durum. Bir gün milyoner olursak benim zaten bir F-16 alma projem var. İkinci el. Hani amatör olarak ben pilot lisansı var. Bir gün olur ya yani hayal etmek bedava yani oturduğumuz yerden. Gelir ama bu çek yapım L-39'lar falan piyasada bayağı var. Ben ciddi ciddi bakıyorum bunların fiyatlarına falan. Hani varsa bir 10 milyon dolarınız gıcır gıcır bir tane alabiliyorsunuz. Ama 1 milyon doları da var. Yani tamamen bakımına göre biraz eski olur, şu olur ama bunları şeylerde de satıyorlar. Rusya'da, Amerika'da da var mesela. Amerika'da 200'e yakın L-39 ve L-29 bir önceki versiyonu uçak var. Bonitlerde var. Yani, muhtemel Çek Hava Kuvvetleri'nde bu kadar uçak yok. Eğitim uçakları dahil. Gerçekten enteresan. Amatör olarak eğitim alındıktan sonra tabii bu jetleri kullanmak bayağı bir tecrübe ve belirli aşamaları geçmek lazım. İşte en büyük problem amatörlükle profesyonelliğin karıştırılıp o ara denge bir profesyonel kadar uçmak lazım. İşte soruyor insanlarımız hava kuvvetlerinde pilot eksikliği var mı? Yok. Çok tecrübeli insanlar döndü hava yollarından hava kuvvetlerine 400'e yakın. Ama onlar da yavaş yavaş uçtukça eski şeylerine el melikelerine diyelim geliyorlar. Cerrah gibi bu havacılık işi. Sürekli ameliyat etmeniz, uçmanız lazım. Bir gün niye olmasın? Olmadı. Bir tane bir pilota rica ederiz. Tanıdığımız var. Ya sen otur şurada. İki kişiliğini alalım F-16'nın. Aynen. Arkaya oturayım. Ben bir şey dokunmadan. Öyle. Şöyle bir ters geçelim. Şunu yapalım. Bunu yapalım. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Bir tane de soru tabii ki. Favori bir uçağınız var mı? Hani şöyle bir ama içine oturup bineceksiniz. Yaşayacaksınız. Böyle bir aklınıza gelen favori bir uçak var mı? Şimdi jetlerden mi bahsediyoruz yoksa geneli mi alabiliriz? Geneli yani Wright kardeşlerin ilk uçağı The Flyer'dan başlayıp F-35'e kadar. Oralara falan girebiliyorsak benim aklımda hep şöyle bir şeyde uçma hayali vardı. Bir BF-109'da. Oo, müthiş. Tek başıma şöyle iki kelamda Almanca öğrenip. İki kelamda Almanca öğrenmek gerekiyor aynen. Uçak için. Aynen. Çağlayan'da ki müzede bir 109 var. Motorsuz bir şekilde duran eden. Çağlayan'daki bu askeri tarih diorama canlandırma müzesi Nejat Çuadoroğlu'nun oraya da meraklı arkadaşlarımızın bu konuya meraklıların bir 109'u dünya gözüyle Türkiye'de nerede görürüz? Görürsünüz çünkü Türk Hava Kuvvetleri'nde kullanılmamış. Çok efsaneler var onunla ilgili. İkinci Dünya Savaşı'nda inenlerin olduğunu falan söylüyorlar ama ne fotoğrafa ulaşabildik ne de böyle bir belgeye. Keşke uçsaymış Türk Hava Kuvvetleri'nde. Tabii iki tane de kenara ayırıp müzemize koyma şansı olsaymış iyi olurmuş. Olmamış işte. Yapacak bir şey yok yani. Yani Ruslar'da galiba birkaç tane uçar durumda varmış. İşte bazı küçük uçuşlara izin veriyorlarmış diyorlar ama
Kısmet bakalım bir gün oralara gidersin. Bir denk geliriz yani. Şöyle iki tur atıp gelir. İki tur atıp tamamen şeye bakıyor. Merak'a bakıyor. Paraya bakıyor. Aynen. İnşallah olacak o günler ama İnşallah. Benim hep söylemek istediğim bu bir kültür. Her şey parayla da olmuyor. Bakıyorsunuz bazı yerlerde para çok fazla ama bu işin kültürü, keyif almak, hobisini okumak, etmek, seyretmek, insanlarımız, gençlerimiz meraklı. Bizler onlara dilimiz döndüğünce, bilebildiğimiz kadar ne sizin de dediğiniz gibi ne biz bir uçak mühendisiyiz ne başka bir şeyiz. Aha. Tamamen merakla bunları okuyoruz. Hatalarımız oluyor, dönüyoruz. Yani biz burada yanlış yapmışız. Bunları veriyoruz. Amacımız meraklı bir gençliği yetişmesini, doğru bilgiler almasını na imkan sunmak diye düşünüyorum açıkçası. En güzeli. En güzeli. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Böyle bir genel. Ben teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım gerçekten. Güzel bir sohbet oldu. Umarım ileriki zamanlarda belki bir tekrar yapma şeyimiz olur. Bu zaten bu koronavirüs günlerinde ben bakıyorum işte Netflix'te hepsini seyrettik. Şöyle oldu, böyle oldu diyorlar. Bu tür sohbetlerinde umarım arkadaşlarımızın ilgisi çeker. Tekrar çok teşekkür ediyorum katılım için. Ben teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, yorumlarınızla sorularınızı iletebilirsiniz. Ayrıca bize info@tolgozbek.com adresinden mail atabilirsiniz. Tabii beğenilerinizi eksik etmeyin. Ayhan Bey'in kanalına ve bizim kanala abone olmayı da unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Koronavirüs günlerinde her gün saat 19'da yayınımız devam ediyor. Detaylı havacılık haberleri www.tolgozbek.com'da. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz.